Sabah programında şu anda konuğumuz Işık Kitabevi'nin sahibi, fuarın Işık Kitabevi fuarının düzenleyicisi Nahide Mellem var. Nahide Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor fuar? Bu yıl 27.si. Evet, yoğun gidiyor ama güzel gidiyor. Yorulmadınız İnsanların mı? İnsanların o mutluluğu ile evet yorgunluklar da gidiyor. Yani gerçekten o geri dönüşünü alıyorsunuz insanların ve kalkıp birileri seni kucaklıyor ve teşekkür ederim bu fuarı düzenlemeye devam ettiğin için diyorsa burada bir yorgunluk da geçiyor. Yorgunlukla birlikte başarı da aynı zamanda değil mi? Evet başarı da tabii ayrıca ve yani bir şeyler yapmanın evet verdiği mutluluk, paylaşmanın verdiği mutluluk. Bu yıl değişim teması var. Niye değişim teması kitap fuarında? Aslında biz konu başlıklarını biz belirlemiyoruz. Toplumda, ülkemizde yaşanan sorunlar belirliyor ve bu yılda işte biliyorsunuz o yapılan yerel seçimlerde olsun insanlar veya daha önceki işte milletvekili seçimlerinde olsun. Oradan çıkan mesaj. Evet, mesajlar değişim üzerineydi. Yeni birey, yeni insan, yeni toplum dedik biz de bundan dolayı. Ama değişimi de biz pardon. Sorgulayalım istedik. Yani hangi değişim? Nereye gidiyoruz? Yani tamam birileri yanlış şeyler yapabilir, gidebilir ama bunun altını dolduralım. Hiçbir şeyden anlamayan boş insanlarla değil de daha toplumsalcı, ülkesini düşünen, sadece çıkarlarını, mevkileri değil de hep beraber bütün ülkeyi ve toplumu düşünen kişilerle bu işi yapalım istiyoruz. O yüzden elbette ki bilgili insanlar, sorumluluk sahibi insanlar, evet elini taşın altına koyan insanlarla yürümek gerekiyor. Bu toplumda olduğu gibi, siyasette olduğu gibi aslında bütün alanlarda böyledir. Geçerli. Evet. Sadece siyaset bağlamında değil. Evet tabii ve bunu bütün alanlarda tartışalım istedik. Evet. Biraz etkinlikler hakkında bilgi alalım. Bir kısmı bitti, birkaç tane evet, etkinlik daha var. Çoğu bitti, son iki etkinliğimiz kaldı. Ama yine de onlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Neler var? Sanırım elbette, 4 ve 5 Eylül'de elbette. Bu öncelikle evet onları anlatalım. 4'ünde yani Perşembe günü yapılacak bir panelimiz var yarın gece. Burada da katılımcı yurttaşlığa doğru mu? Örgütsellikten bireyciliğe diyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz evet daha bireyci, o örgütselliği, o sendikaların, o şeyin yerine bakıyorsunuz ki insanlar sanal medyadan örgütlenmeye, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Türkiye'de de gezi olayları yaşında yaşandığı gibi. Ülkemizde de zaman zaman bunlar... kimi hareketler başlıyor. Evet, gençler arasında ama bunu o örgütselliği de yıkmadan yapılması gerekiyor. Gerçekten örgütselliğin yerine bunları koyamayız. Çünkü... Bu tabii benim görüşüm tabii, tartışalım istiyoruz. O yüzden panel düzenliyoruz. O yüzden örgütsellikten diyoruz bireyciliğe mi onu tartışalım. Ve o örgütlülüğümüzü bozmadan birbirimize destek vererek ama doğru örgütlenmeleri veya örgütlenmelerin başında bulunan insanlar o sorumluluklarını yerine getirsinler ki insanlar farklı arayışlara girmesinler. Hani yapabilirler elbette ki farklı şeylerde ama o örgütlülük kadar güçlü olmaz yani. Evet. O güç birliği olmaz. O yüzden onu tartışalım diye öyle bir panel yaptık. Konuşmacılarımızı da söyleyeyim. Tabii, Gürdal Hüdaoğlu, Mertkan Hamit. Bir de Levent Köker hocamız vardı ama akşam aldığımız bir habere göre yetişemeyecekmiş. Türkiye'de uzamış kalması gerekiyor. İki konuşmacımız var. Bir de 5 Eylül'de Cuma günü de edebiyat ve romanda değişim diyoruz. Kapanış günü mü 5 Eylül? Evet 5 Eylül son gecemiz. Burada da ülkemizde de son zamanlarda işte roman olsun, öykü olsun, şiir olsun gerçekten artık uzun bir süredir daha doğrusu çıkıyor hepsi ama daha bir artık yetkinleşmeye oturdu ve bunları tartışalım yeniden istedik ve öyle bir panel düzenledik. Paneller saat kaçta? Tüm panellerimiz saat 8.30'daydı. Bunlar da öyle. Bu geceki konuşmacılarımızı da söyleyeyim. Tabii. İşte Hakkı Yücel,
Gerçekten iyi bir hem araştırmacı hem edebiyat alanında, evet, eleştiri alanında, edebiyat alanında yetkin bir insan. Tufan Elhürman hukuk alanında yetkin, ama biliyorsunuz 3 tane de romanı var, bir üçlemesi var. Ve Mehmet Yaşın da hem şair hem iyi bir edebiyatçı, romancı. Son üstelik yeni bir kitabı var, Sarı Kehribar, ve o romandaki o değişimi de çok güzel yansıtan bir kitap bu. O yüzden 3 tane konuşmacımız var. Bayağı güzel, her zaman her yıl içerik olarak ve konu olarak gerçekten adanın kuzeyine çok ciddi, yani çok ciddi katkılar koyuyoruz. Özellikle akademik yaşama, düşünce dünyasına. Yani Işık Kitap Evi'nin ciddi bir katkısı var. Bu yatsınamaz bir gerçek. Konular çok güzel seçiliyor, konuklar çok güzel seçiliyor ve bu tempoyu hiç bozan, eleştirilere maruz kalan bir noktaya gelmedi. Bu elbette ki eleştiriler zaman zaman olacak ama yani her şeyin, ama herkesin, bu seçilen konu üzerine olmayacak mutlaka. Herkesin mutlaka bir farklı tercihi olabilir ve biz bunları dağıtmaya çalıştık. Yani herkese de, bütün alanlara da, çünkü biliyorsunuz sadece edebiyatta, öyküde değildir kitaplar. İşte sosyoloji, siyasi kitaplarımız. Hı. Çünkü bazıları diyor ki çok siyasi oldu panelleriniz falan, ama kitap sadece zaten roman ve edebiyat değildir. Elbette ki kitabın içinde sosyolojisidir, işte kişisel gelişiminden tutun da felsefesi, araştırma, siyaseti, hepsi beraber, ekonomi alanında. Yani kitapları, ekonomi alanındaki kitapları okumadan nasıl bir ekonomist olursunuz, nasıl bir araştırmacı olursunuz, olamazsınız. O yüzden elbette ki bunları da tartışalım istiyoruz. Hani zaman zaman arkadaşlar şey diyor, işte biraz sanatı dışladık galiba. Ama olur, bunlar olacaktır. Yani bir kitap evinin bunu gerçekleştirmesi, bunu 27.sini düzenlemesi bu ülke koşullarında çok da kolay değildir bence. Gerçekten kolay değil. Son ana kadar hüzünler, kırgınlıklar, her şey yaşanıyor. Evet. Ama bunun da bilincindeyiz. Yani elbette ki olacaktır bunlar. O yüzden önemli olan işte en güzelini yine de yapabilmeye çalışmak. Onur ödülü veriliyor. Bu onur ödülünü nereye? Bunu da toplumumuzda yine hayattaki duruşundan, yaşamından örnek alarak insanlara, hani topluma adı, kendilerini topluma adayan insanlar vardır aramızda. Evet. Yaşamıyla, onuruyla yaşayan insanlar vardır. Ve bunların örnek olmasını istiyoruz toplumda. O yüzden bugüne kadar verdiğimiz, işte kişilere verdiğimiz böyle onur ödülleri vardır. Hem üretkenliğine veriyoruz dediğim gibi, hem de koyduğu tavırlara veriyoruz, duruşuna veriyoruz. Son zamanlarda yalnız birkaç kuruma da vermeye başladık. Evet. Çünkü sorumluluk taşımaya çalışan kurumlardır bunlar. Örneğin işte Dom Hotel'e vermiştik. Esnaf Sanatkarlar Odası'na vermiştik. O işte okul kurmuş. Birçok esnafı örgütlemeye çalıştığından dolayı. Dom Hotel yine satılmakla karşı karşıyaydı ve çalışanlar sahiplendi. Ve onun bir bakıyorsunuz ki hala da işte Dom Hotel, işte hem çalışanlarıyla iyi bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor. Son günlerde de Kopsüt'ün çalışma satılma durumu vardı. Onu da köy kooperatifleri, diğer tüm kooperatiflerin sahiplenmesiyle kurtarıldı. Şu anda çalışanlarıyla beraber yaşamaya çalışılıyor ve biliyorsunuz bu Frosty dondurmalarda bile bir dönem kaybolmuştu piyasadan. Çünkü Kopsüt batmakla karşı karşıya ve bir şey yapamıyoruz denen bir işte yönetimin içindeydi. Şimdi ise açılışta da onların ikramları vardı. Aynen, çünkü onlara vermiştik bu sene onur ödülünü. Hem üreticimizin desteklenmesi vardır. Çünkü işte sütlerin alınması, işte üreticiyi koruma. Hem de daha sağlıklı. Yani düşünün, bir piyasada özel şirketlerin olduğunu sadece. Onları dengeleyecek bazı unsurların olması lazım. Ve bu Kopsüt öyle bir, yani çok da kolay rekabet koşulları yok. Küçücük yer, küçücük ülkeyiz. O yüzden bizim gibi küçük ülkelerde sadece özel sektörle gidilecek bir şey olmaması lazım. Yine benim düşüncem tabii, ekonomist değilim. Sadece ben bir insanım, yani işte toplumumuzun içinde yaşayan bir insanım. Önemli. Ve tabii bu ödülleri de ben kendim karar vermiyorum. Yani bu
etkinlikleri bir komiteyle farklı arkadaşlarla yapıyoruz. Evet, hep beraber karar alıyoruz. Ve bu sene de işte onur ödülünü Kop Süt'e verdik. Onlara tabii çalışmalarında başarılar dileriz. Evet, onlar sahiplendi bunu eminim ama hem işçi haklarını koruyacaklardır hem de üreticilerin haklarını koruyacaklardır. O yüzden... Çünkü bir yandan da takipçisi olmak gerekiyor evet, aslında. Evet, aynen yani öyle. Yani kendilerini sadece bu vermek bunun aynı zamanda takipçisi aynen de oluyor. Aynen öyle. Hani bu değişmeye çalışacaksa da bunu yeniden dillendirip onun eleştirilerini de yapmamız gerekir toplum olarak diyoruz. Kesinlikle. Peki toplumun ilgisi nasıl? Memnun musunuz? Tatmin ediyor mu sizi? Bu evet. Her iki açıdan da soruyorum bunu, bu tatminkarlığı. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Yani bu kadar emek sarf edilirken oraya gelen bir kitle ve bu kitle sizi mutlu ediyor mu? Aynı zamanda sonuçta işin ister istemez ticari boyutu var. Elbette ki. Yani kitap evlerinin yaşaması lazım. Ve bu çalışmamızın, bu etkinliğimizin bir amacı da zaten kitapları gündem yapmak. Bak. Kitapları gündem yaparak işte okumayı teşvik etmek, çocuklara o okuma alışkanlığını küçük yaştan başlatmak için insanlara onu yeniden hatırlatmak. Çünkü bu sorunlarımızın içinde zaman zaman unutuyoruz, yani gerçekten unutuyoruz. Hem kitap okumayı hem de çocuklarımıza nasıl davranacağımıza. Çünkü o koşuşturmada, o hırgürün içinde bir bakıyorsun işte çocuklar tek başına büyümeye çalışır veya onları en iyi okullara göndermeye çalışırız. Ama ve lakin okumak, kitap okumak başka bir şeydir. O sorumluluk başka bir şeydir ve o alışkanlığı kazandırmak için biz biraz da işte bu şekilde fuarına çocuklarını insanların alıp da işte kitap fuara gelmeleri veya kitap evlerine gitmelerini hatırlatıyoruz yeniden. Var mı yeniden. Bu kültür? Hani küçük yaşta çocuklarla birlikte kitap evlerine gelenler? Böyle insanlar vardır ama yeterli değildir. Yani 10 kişi, 15 kişi veya 20 kişi veya 100 kişi yetmez. O yüzden bunu çoğaltmak gerekiyor. Yani bunu tüm bölgelere, tüm alanlarda, köylerden tutun da en ücra köşelere kadar ülkenin yaygınlaşması lazım. Belki kütüphaneciliği artırmak lazım. Hani herkesin parası olmayabilir kitap almaya. O kütüphanelere gidip de elbette ki kitap da alabilmeliler. O tüketim yüzden... kültürü bizi kitaplardan uzaklaştırdı mı sizce? Yani zaman zaman işte teknolojinin gelişmesiyle de birazcık uzaklaşıyoruz. Çünkü herkesin elinde bir telefon. Eskiden hani gazete olurdu işte ve onun yerine ne bileyim işte dergi, gazete falana bakarken şimdi telefondan veya işte internetten öğrenmeye çalışıyorlar. Ama bence yine de her şey yine aynı denge içinde. Yani çok önceleri belki daha fazla kitap okunurdu, hani bir şey yoktu diye. Daha fazla demeyeyim yeniden ama insanlar bilgiye kitaptan ulaşırdı. Şimdi farklı alanlardan da ulaşabiliyorlar. Ama bu sizi okumak nasıl isteyen Kıbrıs'ta, yani Kıbrıs üzerinde değerlendirirsek, Kuzey Kıbrıs üzerinde. Henüz biz onu yani o teknolojiden dolayı değil ama ekonomik bunalımlardan dolayı zaman zaman biz onu yaşıyoruz. Yani şu anda insanların işte yaşadığı bu son dönemlerde yaşanan, dünyada yaşanan krizlerden de insanların alım gücünün düşmesinden dolayı hani daha az kitap almaya başladılar. Evet, daha önceleri yani okuduğunu ve okuma hevesinde olduğu kitabı da alabiliyorken şu anda okuyabileceği kadarını alıyor. O yüzden etkiliyor elbette. Siz nerede görüyorsunuz kitabın geleceğini? Yani gazetelerde ciddi anlamda, yani sadece artık basılı şeklin internet aktarılmış versiyonları ön planda, haber portalları var. Moralimi bozmak istemiyorum ben ama. yani gerçekten bir yani bu işin içerisinde yıllardır var olan biri olarak sizce kitabın geleceği nerede olur? Dijital çağla veya dijital yaşamla nasıl mücadele eder? Yani bence aynı şekilde, aynı hızla devam edemez gibi geliyor bana aynı da. Çünkü evet ya, bu dijital çağ, herkesin elinde bir küçük bilgisayar veya İşte e-booklar falanla aynı şekilde devam edemeyecektir ama bitmeyecektir de. Tabii, yüzden, bitmesiyle ilgili de yani evet, ne olur şeklinde ama sormuştum. Ama elbette ki etkileniyor ve
O da işte payını kitapla payını benim alıyor anladım. Gibi geliyor evet. Yani Kuzey Kıbrıs belli bir süre sonra ister istemez bazı kitaplarda e-book şekline dönecek gibi bir noktaya geleceğiz evet, yani. Evet biz de mesela internet sitemiz var. Evet, işte evet. Bir tane koyduk. Baktık ama hiç evet. Yani hala daha başlamadı ama başlayacaktır bir gün. Ama bazı şeylerin de kendine has duyguları vardır. Yani özellikle uzun yıllardır var olan kitap evlerinde e-book tarzı uygulamalar çok rahat çekim merkezi olmaz çünkü hani oraya gidilmek kitap istenir, oradaki sohbet evet, istenir, oradaki evleri, o koku, aynen o kitaplara öyle. Dokunma duygusu başka kitap bir şey yaşatıyor. Kitap evleri benim için gerçekten toplumların soluk alıp verdiği yerdir. Hani doğa için ormanlar böyledir evet. Ama toplum içinde kitap evleri evet. İşte bir sosyal mekanlardır. Aslında. Ve bunun için işte yurt dışında farklı yerlere gidebilirsiniz ama ülkenizde geldiğiniz zaman ilk buluşacağınız yerler kitap evleridir. Kaç tane dostumuz vardır böyle gidip geziyor sonra da bize geliyor. Kitap evine geliyor ve duygularını orada paylaşıyor. Haberleri orada alıyor. Ülkede yaşananları çünkü kitaplaşan bir sürü şeyler vardır. Oradan kitaplar alıyor ve öyle gidiyor. Yani hem gelirken alıyor hem giderken alıyor. O yüzden hem haberleri almak için geliyor ama giderken de kitaplarla gidiyor farklı bir yere. Hem kendi kültürünü, kendi dilini taşımış oluyor. Hem de toplumun nabzının attığı yerdir orası ve oradaki o nabzı da işte bir şekilde solumuş oluyor, biliyorum. Hissetmiş oluyor aynen. Ve öyle gidiyor. Kitapla devam edeceğiz. Biraz daha fuara değinelim istiyorum. En çok hangi kesim geliyor fuara gözlemlerinize göre? Valla panellerin şeyine göre ama nasıl diyeyim hani yaşlı insanlardan tutun da çocuklara çünkü aileler de daha evet. Bir çocuklarını da getirtmeye çalışıyor. Çünkü öyle bir şenlik havasında bir çekim alanı yaratılıyor bir festival havasında. O yüzden tüm yaştan insanlar vardır ama çok zor yürüyen insanlar bile gelebiliyor. Evet. Bir bakıyorsunuz bazı panelde işte gençleri ilgilendiriyor. Yani konusal olarak evet, da değişim konusuna göre de evet çok geniş bir yelpaze. O yüzden diyemeyeceğim hani bu daha çoktur falan. Peki, her alandan gelen insanlar var. Peki normal zamana kıyasla gerçekten ciddi bir kitap satışında artış yaşanıyor mu? Elbette yani çünkü indirimli kitaplar satışımız vardır. Bir de ne kitap kadar evinde indirim bir bakıyorsunuz ki kaç tane insan gelecek. Hele yaz ortamında bir bakıyorsunuz 10 kişi 15 kişi gelecek kitap evine. Şimdi ise onu kat be kat artırıyorsunuz. Evet. Güzel. Öyle bir olay oluyor. Hem dediğim gibi gündem yaptığımızdan dolayı indirimli kitap satışı olduğundan dolayı. Ne kadar indirim? %10 indirim ama işte 5-6 tane kitap aldığında bir tanesi hediye gibi gelmiş oluyor. Evet. O yüzden o da teşvik oluyor. Ayrıca da insanların işte buluştuğu yer yerler. Olduğu için biraz da öyle oluyor. Etkileşim alanı yaratılıyor. Kızılbaş Kilisesi özellikle mi seçildi? Vallahi mekan arayışından dolayı seçildi. Yoksa biz bunu işte ilk açıldığımız zaman Mimar Mühendisler Odası'nda yapıyorduk. O zamanlar yani en geniş mekan oydu. Biz de küçüktük zaten. Sığıyordu bizi. Mimar Mühendislerden sonra baktık sığmaz olduk. O da biraz köşe oldu. İnsanlar gelemez oldu. Dedi ki biz açık alanda yapalım bunu. Ve o dönemde 10. yıldı. Ve onu işte Kuğulu Park'ta yaptık. Çeşitli yayın evlerine, Türkiye'deki yayın evlerine de destek aldık. Onlar yazarlarını gönderdi. Bilgi Yayın Evi örneğin, Remzi Kitap Evi, Yapı Kredi, Can Yayınları. Çok önemli, Türkiye'nin evet, çok önemli. Evet, birçok yayın evi yazarlarını gönderdi. Birer veya ikişer kişi. Ve açık alanda yaptık. Bir çadır kurduk. Kalaslarla gene tabii koyduk veya sıralar masalarından koyduk kitapları. Ama bir baktık tam açılış günü Temmuz'du hatırlıyorum. Temmuz'da ya dedim kaç sene yağmur yağmıyor ama saat 4 biz 6.30'da açılış yapacağız. Yağmur saat 4'te öyle bir yağmur geldi ki evet. O tabii örtüler koymuştuk. İşte belediye çalışanları da destek veriyordu böyle çevreyi düzenlemede. Baktık bütün belediye çalışanlarıyla kitapları biz çarşaflar örtülerin içine toplayıp odaya koyduk. Orada da bir baktık ki damlıyormuş meğer odanın şey onları bir köşeye sıkıştırarak.
Ama çok güzel onlar. Bunlar tabii ki yani burası güzeldi. Nasıl yaşıyor? Yani bir çocuk gibi yaşıyor aslında evet. Kitap fuarı. En geniş ve en güzel etkinlik sanırım oradaydı. En çok duyuruyu orada yaptık. Halkla paylaşımı orada olmuştu. Hani mimar mühendislerde daha entelektüel bir kesim geliyorken veya işte memur, mühendis, işte çatısı altına daha insanlar geliyorken. Evet, oraya açıldığında o duyuru daha güzel oldu. Yoldan geçen insanlar görüyor ve geliyordu. Çok güzel ama bir şey. Kolay değildi. Gece kesinlikle. Orada yatmak zorundaydınız. İşte onları korumak zorundaydınız. Kapanacak bir mekan yoktu. Hepsi açıktaydı. Toz toprak. Kitapta zaten çok kolay yıpranıyor. O yüzden başka mekanlar aradık ve o dönemde evet Kızılbaş Kilisesi askerin elindeydi. Sonra işte gençlik merkezine verildi kültür merkezi olarak. Baktık ki bu geniş bir alan. Hem kilisede daha büyük. Oraya özdeşleşti de orası evet. Ya gerçekten zaman içerisinde. Hani tabii kitaplara şimdi gene az geliyor. Geçen gün onu bahsettim de gençlik merkezi de işte şey yani ne demek diyor bizi beğenmiyor musunuz artık? Ben onu demek istemedim elbette evet. Çok güzel bir yer. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Ama kitabı sergilemek hani görünür kılmak da evet, geniş alanlara ihtiyaç duyan bir şey. Ama çok güzel, çok esintili bir yer, mekan. Belediye de çok güzel katkı koydu onun için temizliği ve şeyinle ilgilendi son işte düzenlemeleriyle ve serin bir ortamda insanlar hem de sosyal konut çerçevesinde çevresinde olduğu için insanların yürüyerek gelebileceği bir mekan. Evet. Hem akşam yürüyüşlerini yapıyor hem de kitap bakıyor hem de oturup panelleri, söyleşileri dinliyor. Evet. Ücretler nasıl? Özellikle Türkiye'ye kıyasla buradaki kitapların ücretleri aslında bir paket sigaranın yaklaşık 10 TL olduğu da bir ülkede kitap fiyatlarını konuşmak üstse de bunu birazcık konuşalım istiyorum. Vallahi Türkiye fiyatlarını veriyoruz. Türkiye fiyatları. Evet ki buradan aslında yetkililere de bir çağrı yapmak istiyorum. Örneğin sanırım CTP'nin ilk hükümete geldiği dönemlerde... Sayın Ahmet Ulaş'ın bakan olduğu dönemlerdi ve kitap %8 KDV'liydi. %8'di sanırım. %1'e indirildi. Ahmet Uzun'un şeyinde. Ahmet Uzun pardon. Evet, Ahmet Ulaş dedim. Ahmet Uzun'un döneminde. %1'e indirildi ve bu bizim için elbette ki kalksın da istemiyoruz şey. Çünkü denge yani toplumda işte yurt dışından gelen kitapların da denetlenmesi veya denetlenmesi demeyeyim de belli bir çerçevede girmesi lazım. Bilinmesi lazım yani ne girdi, ne çıktı ülkeye. O yüzden gümrüğü yoktur ama o KDV'sinden dolayı da kontrol altında. Yani ne girip ne çıktığını bilebiliyorsunuz. Evet, aynen. O yüzden %1 gerçekten bizi memnun etmişti. Ne kadar sürdü posta var. 2 sene, 3 sene mi sürdü bilmiyorum. Sürdü. Sonra döndüler yeniden %5'e çıktı. Kitap KDV oranı. Biz sattığımız satmadığımız hani diyeceksiniz ki satıyorsunuz kitapları. Ama %10 kadar bir kargo masrafı oluyor. Evet. Eskiden postaneler çok güzel çalışırdı. Şimdi bakıyorsunuz en küçük paketinizi bile postaneden değil kargodan alıyorsunuz. Kargolar hep özel şirketler. Ve bu da ek maliyet. Ve evet ve Türkiye'den gelen işte biz biliyorsunuz tanınmamış bir ülkeyiz. Evet. Ve buraya gelen bütün tırlar geriye boş gidiyor. Ve gelen dolu gelse bile geriye giden boş tırların parasını da ödüyormuşuz. O yüzden bir bakıyoruz biz 1000 liralık kitap getiriyorsunuz. Siz işte onun %10'unu bazen %15'ini arttıkça azaldıkça miktar %15'ine kadar hatta bazen bütün karımızı onlar alıyor. Bakıyorsunuz yani bana 100 lira, 105 lira indirim yapılıyor. Ben 120 lira masraf ödemişim. Yani hiçbir anlamı yok. Ve ben bu kitapların hepsini satıyor muyum? Hayır. Satılmayan kitap içerisinde aynı zamanda. Şeker pirinç değildir. Yani orada birikti vardır pirincim. Hani başka almama gerek yok diyemezsiniz. Her yeni çıkan kitabı takip edeceksiniz. Elinde bulunduracaksınız çünkü bilemiyorsunuz yani insanların ne istediğini, ne almak istediğini. O tarz çalışmalar da yok değil mi? Yani devamlı ben bazen de bakıyorum yani ülkedeki kitap sayısı, kitabın ülkedeki ihtiyaç malzemeleri arasındaki yeri, düzenli kitap okuyanların nüfusa yüzdeliği falan şeklinde hiçbir araştırma da yapılmıyor ülkemizde. Evet tabii özel araştırmalar olması lazım. Bizim de öyle bir gücümüz yoktur araştırmayı yapacak.
Ama yani sadece özel araştırmayla da değil, bunu yani bir ülkenin aslında en azından kütüphanesi olan ülkelerin bu tarz bilgilere de sahip olması gerekiyor gibi, evet, düşünüyorum. Ülkenin, evet, yapılması gerekir. Tabii bizde bir bakıyorsunuz şimdi korsan kitaplar da vardır. Hem bir taraftan aslında tamam insanlar kitap okuyor diye seviniyorum. Ama bir bakıyorsunuz ki siz rekabet edemezsiniz o korsan kitaplarla. Bir kitabın, orijinal kitabın tıpkı basımını basıyorlar Türkiye'de. Evet. Ve ülkeye giriyor. Ülkeye de kelepir adı altında geliyor. Yani 3 lira, 1 liraya giriyor. Siz ona %10-15 öderken şeyini, masrafını, %5 de kadevesini, o 1 liranın %5'i sizin rekabet etme imkanı edemezsiniz. Zaten 2 lira, 2 kitabı 10 liraya satabiliyorlar veya işte 3 kitabı 20 lira ya da 15 liraya satıyorlar. Ve çarşıda bunlar, pazarda insanların alışveriş yaptığı, yemek için evet alışveriş yaptığı yerler. Bir de gidip şikayet ediyorlar hani daha güzel yerlere taşınalım, daha özel olalım gibisinden. Bunun tabii belediyelere buradan da bir çağrı yapıyoruz. Evet, yani burada denetlensin. Gümrüğe de çağrı yapıyorum. Gittim müdür beyle görüştüm ama daha üst kesimlere gitmek lazım herhalde. Bakana gitmedikçe genelde çözülmez ülkede sorunlar. Bilmiyorum, belki de evet. Bunların aslında yani bir ülke olabilmek için, bir devlet olabilmek için bilinmesi gerekir. Ne girer, ne çıkar, evet. Ve yani bu hırsızlık çünkü bu. Yani ne demek diyor, geliyor müşteri, nasıl yani o 5 lira satıyor da sen niye satamazsın diyor. Ama ona şey, anlatamazsınız. O alıyor, biri fotokopi yapıyor, hiçbir şeye, hiç kimseye bir para ödemeden o onu verebiliyor. Ama biri yayıncı para kazanıyor, dağıtımcı kazanıyor, kitapçı kazanıyor. Ve bir sirkülasyon halinde bu geliyor. Ve yazar da elbette bunu üretiyor. Hani ben şeye benzetiyorum, bir tekneye bir hamur yapıyor birileri. Sonra geliyor başkadan, siz dinleneceksiniz o anda, kenardasınız. Geliyor biri, alıyor hamurunuzdaki teknedeki hamurunuzdan. Çörekler yapıyor, kurabiyeler yapıyor ve satıyor onları. Veya fırına koymuşsunuz, onları alıp satıyorum. Ben yaptım diyor bunları. Nasıl yani diyor. Ben yaptım işte, koydum, ben yaptım bunu. Koymak da bir evet, şey değil. Evet, yani o yüzden. Işık Kitabevi aynı zamanda bir yayın evi de. Evet. Yayın evinin politikaları nelerdir Işık Kitabevi'nin? Biz kendi kültürümüzü tanıtacak, onu veya edebiyat alanındaki düşüncelerimizi çoğaltacak yayınlara, ama bize ait hem sorunlarımızı hem edebiyat alanındaki hem de aramızdaki şairleri teşvik edecek kitaplar basmaya çalıştık hep. Ama bunu, o yelpaze yine geniş tutuldu. İşte roman, öykü, araştırma, işte veya Tuvan Erhürman'ın işte hukuk kitapları gibi, işte bir federasyonla ilgili, federasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar da bastık. Veya işte Maraş Çözüm Olabilir mi diye bir kitap, örneğin Okan Dağlı'nın hazırladığı kitabı. Yani hem sorunlarımıza yönelik kitapların yayınlanmasına katkı verdik, hem de edebiyat alanımızdaki o gelişmeleri, birikimi sağlamak için de insanları teşvik etmeye çalıştık. Ama şey var mı, yani fuarda yapılan söyleşilerde seçilen kişilerin illaki Işık Kitabevi'nin yayınlarında yok, falan öyle gibi bir öyle şey, bir şeyimiz yok değil mi? Ama elbette ki bir de şu doğal var. Olarak daha yakınlık oluyor yani aynı hani o yazarla ilişkide çalışmaktan olduğun insanlarla, evet, sürekli ilişkide olduğunda da belki onlara zaman zaman öncelik verebiliyoruz. Çünkü onunla beraber hazırlıyorsun, onunla beraber koşturuyorsun ve bir şekilde onu da onore etmek istiyorsun. Veya bir bakıyorsun ki aslında çok çalışıyor. Yani çok uğraş veriyor ve onu bir şekilde ödüllendirmek istersiniz. Bir bakıyoruz, örneğin bu sene basılan kitaplara bakıyoruz. Bir de şu vardır gerçekten, kitap fuarında son dönemlerde tam fuara yetişmeye çalışılan kitaplar basılır ve o dönem yetişir. Evet, bir baktım az önce, ben yazayım dedim bu son fuar döneminde çıkan kitapları, şimdi sizi dışarıda beklerken bir baktım 10-15 tane kitap çıkmış birdenbire. Evet, bizim 3 tane kitabımız çıktı örneğin. Bir tane işte Taner Baybars'ın İspinozları, bu Taner Baybars'ın bu kitabı 2 senedir basmaya çalışıyoruz. Gürgenç Korkmazdel arkadaşımız ta İstanbul'a gitti, araştırdı. Fransa'ya yaşarken gidip onunla konuştu, Taner Baybars'la.
Ve öyle bir kitap çıktı. İşte kitap fuarına yetiştirdik onu. Tufan Erhürman'ın iki kitabı çıktı. Biri işte Kıbrıslı Türklerin Halleri diye ikinci kitabı. Bir de anayasa referandumu ile ilgili bir kitap. Biliyorsunuz yine anayasa referandumunu yaşadık. Çok da geçmedi üzerinden. Evet, çok da geçmedi. Ha, insanlara çok duyurulmadı diye eleştiriler geldi. O yüzden biraz da o çalışmayı yapmaya çalıştık. Evet, Tufan arkadaşımız gerçekten çalışkan ve sorumluluk duyan bir insan. O yüzden yani bunu da insanların alıp evet bilmiyorduk demesinler, okuyup da öğrenelim diyoruz ki daha güzellerini yapalım. Yani bu küçücük ülkede bir şeyleri kolayca tüketmeyelim, yaratalım. Yani o çalışmaları beraber yapalım. Evet. Sonra bugün çıkan bir kitap var. Dün akşam çıktı. Bizim Erenköylüyüz biz. Ve Erenköy ve Hayat diye bir kitap bastı Fadıl Elmasoğlu. Ne hissediyorsunuz ilk kitap çıktığında? Yani o kitap elinize ulaştığında bir, hem kitap evi sahibi hem yayın evi olarak nasıl bir duygu? Ben tabii önce galiba biraz kötümserim. Kitabın hani nasıl göründüğüne bakarım önce. Hani hatalarına bakarım. Evet. O da çok kötü oluyor. Birdenbire önce hatasını söylediğim için. Evet, çünkü baskıdan çıkıyor elbette onlar. Siz de bilmiyorsunuz nasıl bir şey çıkacağını. Önce dışından işte hani nasıl olduğuna bakarız ama o içeriği önemli. Zaman zaman elbette ki şeylerimiz olacak yani. O gelişmeyi de ülkemizdeki bu gelişmeyi de biz teşvik etmek için kitaplarımızı hep Kıbrıs'ta basmaya çalıştık. Sadece bir tane kitabı dikişli ve özel olduğu için yurt dışında bastık. Ülkemizdeki matbaaların desteklenmesi, burada yaşayan insanların desteklenmesi, çalışanların desteklenmesi gerekir deyip burada bastık. Elbette ki hatalar çıkar. O yüzden bir baskı daha bir şeydi ama o da bastıkça onun da yetkinleştiğini görüyoruz. Evet. O yüzden hep birlikte aslında yetilerin yükseldiği bir aynen alan. Aynen öyle. O yüzden paylaşım gerekiyor ve ülkemizdeki herkesi korumamız gerekiyor. İşte o yüzden zaman zaman dediğim gibi önce öyle bakıyorum ama sonra onun o içeriği yeniden okuyorsunuz. Elbette ki önceden o çalışmalarına bakıyorsunuz ama yeniden nasıl olduğuna ve içeriğine bakıyorsunuz ve yani bir şeyi yaratmak gibi bir şey bu da ama en çok da tabii yazarıdır şey. Kesinlikle. Keşke ben de yazabilsem diyorum zaman zaman ama ben sadece böyle arkada yardım etmeye çalışan bir insanım. Ama çok ciddi bu işte, çok ciddi bir misyon üstlenmiş karakter, yani kişisiniz. Mesela Halil Sadrazam'ın kitabı, son Kıbrıs Savaş Tarihi'nin dördüncüsü çıktı, ona yetişti. Anıları Sırtlamak diye bir kitap çıkarttı arkadaşlarımız yine. Hüseyin Irkat'ın hayatını anlatan bir kitap çıktı. Ben yine de biraz notlar aldığım için son çıkanlar işte John Rıfat çıktı. Gürkan Gökaşan'ın O diye bir kitabı, şiir kitabı çıktı. Arı Kuşu ve Melisa diye Yaşar İsmailoğlu'nun kitabı yeniden çıktı bu dönemde. Bayağı yaklaşık 10-15 adet. Ahmet Kunduz'un bir kitabı çıktı ve aramızdaki insanların da yaşamlarını anlatan kitaplardır. Evet, bunlar o öyle bir şey çıktı. Evet, ve unuttuğum daha birçok kitap vardır. Ama zaten yani biraz da kitap fuarına gelip orada görmek gerekiyor olayları. Evet, bizim tabii çağrımız hep şey diyoruz burada kitap fuarına, yazarları ve okurları buluşturmak. Hani ben bunu, benim bundan dillendirmeme hiç de gerek yoktur bence. Birçok yazar geliyor ve orada bulunuyor. Elbette ki onun okuru veya küçücük bir yeriz ve birbirimizi tanıyoruz. Orada o yazarı gören insanlar da kitaplarını imzalatıyor. Örneğin bu gece Fadıl Elmas, yani Erenköy ve Hayatımızı basan kitabın yazarı burada olacak. Bir etkinliğimiz yoktu bizim. Ama buradan çağrı da yapıyorum. Hani diğer yazarlara da gelsinler. Orada okuyucuyla buluşsunlar. Çünkü sürekli gelip giden insanlar vardır ve onlarla buluşma mekanını. Evet, yavaş yavaş programın sonuna gidiyoruz. Son iki soruyu sormak istiyorum ben. Bu yola çıkarken, yani uzun yıllar oldu, sizi en fazla motive eden şey neydi? Yani niye bundan 20 kaç yıl önce açıldı Işık Kitabevi? Evet, 83'te açtık. 31 yaşında. 31 yıl önce Işık Kitabevi'ni ve sizi, Nayda Hanım'ı motive eden şey neydi?
Vallahi benim kitap okumamdı. Tabii elbette ki işsiz kalmam da o nedendi ama kitabı arayıp bulamamamızdı bizim motive eden. Tabii Türkiye'de okuduğumuz için de oradaki sosyal çevreyi hep özlüyorduk buraya geldikten sonra ve bunu kitap eviyle o sosyal çevrenin olabileceğini, atmosferi yakalamak. Evet, olabileceğini hep düşündük. Ve daha doğrusu işte burada kitap evleri var ama gidip insanların oturabileceği, konuşabileceği mekanlar yoktu. Biz kitap evini hani kafe gibi açmadık, açamadık. Hiçbir zaman öyle bir paramız olmadı. Veya denedik daha doğrusu bir iki yerde ama hep kapatmak zorunda kaldık. Ama sanırım yine öyle bir proje var galiba. Sanırım vakıflaşmakla ilgili veya buna benzer bir projeniz var galiba. Yani Işık Kitap Evi'nin... Vakıflaşmak değil de şimdi yeni bir bina yapıyoruz. Yeni bir kültür merkezi yapıyoruz. Hemen aynı polis sokakta gene. Aynı yerde. Evet. O güzel. Kültür merkezini işte kafesiyle belki söyleşilerin olabileceği bir mekan diye hedefliyoruz. Ama o kadar zor ki yapmak. Ama biz bu yola çıktık. Yapmaya çalışacağız diyeyim. Ki kötü de bir olay yaşandı daha önce. Yani aslında en zararsız gibi gözüken yerlerdi kitap evleri. Fakat ülkemizde ne yazık ki bir yangın olayında yaşanmış. Yangından öte yani gerçekten bir saldırıydı. Bu bir kitap evine yapılan bu saldırıyı yani gerçekten hiçbir insanın yüreğinin affedeceğini sanmıyorum. Ve biz de her ne kadar unutacak olursanız da unutamıyorsunuz. Geliyor kesinlikle. Ve bir yerde. Evet, çünkü bunun faillerinin bulunması gerekir ve o noktada cevapsız kalınması. Evet, cevapsız kalınmaması gerekir bu soruların. Yani kim yaptı, neden yaptığı. Çok iyi. Eminim ben gerçekten biliniyordur. Yani 3-5 çalışmayla ortaya çıkacaktır ama evet. İşte bu henüz noktada bulunmamıştır ve bu topluma da yaralar veriyor. Yani insanlara her olay da, gibi, her şeyde olduğu yaralar. Gibi. Özellikle kitap da olunca, kitap gibi zararsız ve masum bir şeyde olunca bir o kadar daha. Birçok insan desteklemişti o dönemler. Kesinlikle. Teşekkür ederim yeniden buralardan. Evet, o duyarlılığın oluşması çok önemli. Evet. Yani bu kitap fuarında elbette ki yani insanlarla beraber oluyor. Yani o motiveyi insanlardan alıyoruz. Aynen. Gerçekten. Çünkü zaman zaman işte biz çok kolay değil kitapları taşımak, geri almak. Kesinlikle. Ve dizmek ve yeniden açmak. Ama çalışanlar bile hayır diyemiyor. Çünkü gelip giden insanlar soruyor ne zaman açıyorsunuz diye. Ve onlar da hiçbir zaman hani açmayalım artık yapmayalım diyemiyorlar. Ve destek veren birçok okurumuz da vardır. Bunlar işte lise çağından tutun da hatta ilkokul çağından yaşlılara kadar farklı yerlerde çalışan işte arabası olan bilmem neyi olan arkadaşlarımıza kadar veya arkadaşlarımızın çocuklarına kadar onlara buradan teşekkür etmek isterim. Bunlar bilinmeyen, görünmeyen ama bu fuarın oluşmasına çok büyük katkı koyan insanlardır. Hepsine teşekkür ederim buradan. Ben de çok teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamak çok güzeldi. Umarım gelecek yıl yine buna benzer atmosferlerimizi, buna benzer bir ortam buluruz. Yine sizleri stüdyomuza konuk ederiz. Hatta gerekirse kitap evinin olduğu yerde orada bir şey yapmak isteriz. Bizim için çok büyük bir sevinç olur. Çok teşekkürler. Işık Kitap Evi'nin sahibi ve fuarın düzenleyicisi, Kitap Evi Fuarı düzenleyicisi Nahide Mellem bizlerle birlikteydi. Stüdyomuzdaydı. Kitap üzerine konuştuk, kitap fuarını konuştuk. Kitap fuarı cuma akşamı bitiyor. %10 kitaplarda indirim var. Söyleşiler saat 8.30'da başlıyor. Yanılmıyorsam 12'ye kadar devam ediyor. Kitap fuarı 12'ye kadar açık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve şimdi sabah sabah programını kapatmadan önce Asbank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer'e bağlanıp para piyasalarına ilişkin bilgi alacağız. Ercan Bey merhaba. Merhabalar, günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Düne ilişkin kısa bir değerlendirme ve bugünün beklentilerini alalım. Ayrıca döviz kurlarını, dün dolar yen karşısında 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Borsa İstanbul'da günü düşüşle kapadı bir önceki güne göre. Bununla birlikte dövizle ilgili bilgileri sizden alalım. Tabii. Yani bugün için iki tane önemli gelişmeler var. Bunlardan birincisi yurt içinde Türkiye piyasalarında geçen ayki enflasyon rakamları birazdan açıklanacak. Herhalde bir 10-15 dakikaya kadar açıklanacak. Buradaki enflasyon beklentisi piyasa oyuncuların gıda fiyatlarından ötürü Türkiye enflasyonunda bir bozulma olduğunu beklentisini fiyatlıyorlar. Dolayısıyla kurlarda dün ikinci seanstan itibaren
yukarı doğru bir gidiş olduğu için dolar TL'de 2.17'lerin üzerlerine hatta 2.18'leri test etti. Dolayısıyla da İMKB'de hisse senedi piyasasında satışlar geldi beraberinde. Türkiye'de işte bu gelecek olan enflasyon rakamı çok çok önemli. Bunun yanı sıra gene kredi derecelendirme kuruluşlarının bazı dikkat çektiği noktalar var. Gene sabah itibariyle onlarla karşılaşıyoruz. İkincisi de dışarıdaki etkiler. Dışarıdaki etkilerin en büyüğü Ukrayna-Rusya meselesiyle ilgili bir olumlu haber geldi ama tekrar Rusya tarafından geldi. Ukrayna Poroshenko ile Putin'in bir telefon görüşmesinde geniş mutabakata varıldığı şeklinde bir haber geldi. Tabii bu piyasalar için iyi algılandı ama diğer tarafın da bunu teyit etmesini bekliyor piyasalar tepkinli bir şekilde. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin Perşembe günü yapacağı açıklamalar önemli. Öbür tarafta İngiliz sterlinini birebir etkileyen İskoçya'daki referandum. Dolayısıyla bu referandumda dikkat çekici nokta son dönemlerde gelen anket sonuçlarında %47'ye kadar İngiltere'den ayrılmayı, bağımsızlığını ilan etmesine yönünde bir anket sonucu gelmeye başladı. Tabi bu İngiliz sterlini biraz zayıflatıyor %50'ler seviyesine yaklaştıkça. Burada sterlin aleyhine bir durum söz konusu. Sabah itibariyle açılışımız 2.16-2.17 dolar TL'de. Sterlinde 3.57-3.58 seviyeleri var. 2.85-2.86'da Euro TL seviyelerinde. Bu bahsettiğim, konuşmanın başında bahsettiğim hem içeride hem dışarıdaki gelişmelere bağlı olarak buradaki hareketler gün içinde seyredecek. Evet, Ercan Bey çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz ekonomiye ilişkin veriler için ve para piyasaları için. Sabah sabah bu haftanın ortasından çarşamba gününden programın sonuna geldik. Programın sonuna ilk başta söylediğim gibi burada aslında bizi merakla beklediği Melahat bugün Doğrucu Davut'un mesajını bekledi. Bugün Doğrucu Davut'un bizlere mesajını okuyacağız. Bugünkü Doğrucu Davut'un mesajı: kitapları yakanlar geleceği karartırlar. İnterneti kapatanlar ancak belli bir süre var olurlar, diyor Doğrucu Davut. İlgilenenlere bilahale duyurulur. Sabah sabah programının sonuna geldik. Haftanın 3. günde, çarşamba gününde sabah sabah programının sonuna geldik. Yarın saat 7'de, yani sabah sabah sizlerle yeniden Kıbrıs Genç TV ekranlarında ve First FM frekanslarında buluşmak üzere.